Bugünkü ikinci dersimize de başladık. İlk dersimizde düzgün beşgeni görmüştük. Şimdi de düzgün altıgeni biraz daha detaylı inceleyeceğiz. Aslında düzgün çokgenlerde altıgen de adı geçmişti. Yani orada kabataslak görmüştük. Şimdi biraz daha özel inceleyeceğiz. Bakalım hangi özellikleri var bir görelim. Düzgün altıgen öncelikle bir iç açısı 120 derece biliyoruz zaten. Dış açısı 60 derece, oradan buluyorduk hatta. Bütün kenarlara eşittir. Buradaki şu güzel özellik gençler köşegenler arasındadır. Şöyle köşegenin, tabi burada bütün köşegenler aynı boyda değildir. Beşgende mesela bütün köşegenler aynı boyda ama altıgenden sonra artık yedigen, sekizgende köşegenler hep aynı boyda değil. Neden? Çünkü F'den B'ye çizdiğimde oluşan, bakın daha şey, C'ye çizersem daha uzağa gittiği belli. Ama F'den tabii D'ye çizersem aynı olduğunu biliyoruz. Burada şu oluyor. Şurası ikizkenar olduğu için 120, burası 30. 120, burası 120 ise 30 demek ki burası da dik üçgen. 90. Yani FBC bir dik üçgen. Hatta öyle bir dik üçgen ki şurası da tam eşit sayıda ayırdığı için kenarları bu şeydir, simetri eksenidir. O halde açıortaydır yani. 60'a 60 ayırır. 30, 60, 90 üçgenidir. 30, 60, 90 üçgen olunca ne oluyor tabii? Kenarlar da işin içine giriyor. Yani bir kenarı eğer A olsaydı şu köşegen 2A olacaktı. Çünkü 30'u gören kenar hipotenüsün yarısıydı. 60'ı gören de bunun kök 3 katıydı. A kök 3'tür. Yani şunu görebiliyoruz. Düzgün altıgende iki tane uzunluk, iki farklı uzunlukta köşegen vardır. Biri bunun uzun köşegen, bir diğeri de kısa köşegen dersek, uzun köşegen tam ikiye ayırın böyle, bakın simetrik olarak ayırıyor. Kenarın iki katı. Kısa köşegen de kenarın kök 3 katıdır. Oradaki yani 30-60-90 üçgeninden gelen özellik. Zaten düzgün altıgendeki şu durumda biliyorsunuzdur. Köşegenleri böyle, ama tabi uzun köşegenleri, en uzun köşegenleri böyle çektiğimizde çok harika bir şekil oluşuyor. 6 tane eşkenar üçgen. Neden? Çünkü bunlar 60, 60. Bu da 60, bu da 60. Yani burası A, 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 A. İşte bakın 2A olduğunu buradan anlayabilirsiniz yani. Bu kenar A ise şu uzun köşegenler hep 2A'dır. Yani burada birbirinin aynısı 6 tane eşkenar üçgen vardır. Altıgen özelliği bu. Düzgün altıgenin. Bakın az önceki şey burada da verilmiş. Kenar X ise uzun köşegen ve kısa köşegen arasındaki ilişkiler. İç açıların toplamı 720 biliyoruz. Bir iç açısı 120 biliyoruz. Dış açısı 60 biliyoruz. Bakın eşkenar üçgenlerin 6 tanesini de burada gözüküyor. Bunları da vermiş. Bu da zaten bütün çokgenlerde olan özellik. Bir köşeden böyle bütün köşegenleri çizebileceğim bütün köşegenleri çizdiğimizde o açı kaç derece ise, kaç parça ayrılmışsa eşit olarak ayrılır. Bu açı 120 derece. 4 parça ayrıldığına göre, yani 4 üçgen var aslında, öyle düşünebilirsiniz. 4'e böleceğiz yani 120 bölü 4'ten 30. Eğer 8 olsaydı, sekizgen olsaydı bu, kaç tane köşegen çizmişsek oradaki iç açıyı bölecektik. Hemen bakalım bu soruya. Sizce x kaç derece? Hemen gören var mı? Kaç dediniz? Şimdi normalde tabii 90 olduğu belli gençler. Çünkü şu köşegenle bu köşegen birbirine diktir ama şimdi onu görmek için biraz daha şey yapalım. Şurası 90. Bakın kolay yolu bu. Büyük köşegen, yani bir sürü özellik var ama bazılarını sezebiliyorsunuz zaten. Büyük köşegenler simetri eksen olduğu için ne oluyor? Bir şöyle tam düzgün çizeyim. Yine çizemedik ama olsun bakalım. Bunlar aynı olduğu için bunlar aslında böyle böldüğümüzde ikizkenar yamuk oluşuyor, iki tane. Yamuk demek aslında bunların tabanları birbirine paralel demektir. Yani bunlar paralel. O halde şunu görüyoruz. Düzgün altıgende en uzun köşegen
kenarlara paraleldir. Şu kenarlar, karşısındaki kenarları. O halde burada bunlar paralelse bu 90'sı bu da 90'dır. Çünkü burada bir şey var. Şu açı dikse dikdörtgen var diyebilirsiniz. Ama bunu tabii göremiyorsanız uzun hali şudur. Bu en uzun köşegen aynı zamanda açıortaydır. Simetri eksen olduğu için bu 60, bu 60. Bu üçgen ikizkenar üçgen FAE. İkizkenar üçgende açıortay aynı zamanda yükseklik ve kenarortaydı. O zaman burası diktir, öylesi bu da diktir diye farklı farklı şekillerde bulunabilirdi. Peki buraya bakalım. A, B, C, D, E, F düzgün altıgen. B, C, H doğrusal. Yani burası böyle doğru gidiyormuş. F, A, H kaç derecedir? F, A, H. Şu açı kaç derece diye sormuş. Şimdi şu verilen bir çok alakasız kenarlar var. Aslında alakasız gözüküyor ama gençler. F, D burada nedir? Altıgenin köşegenidir. Peki uzun köşegen mi, kısa köşegen mi? Kısa köşegen. Çünkü uzun köşegen bölüyorsun ki tam 3 parça kenar. 3 kenar burada, 3 kenar burada yapıyor. Bu 2'ye 4 ayırıyorsa kısa köşegendir. O halde bütün kısa köşegenler aynı boyda. Ben şimdi öyle bir kısa köşegen çizeyim ki bununla bir işe yarasın. Yani buradan şöyle çizebilirim mesela. CE'ye. Ama o zaman bir üçgen oluşmadığı için bir işime yaramıyor. Tabii ki CA görünüyor. Bakın C'den A'yı birleştirdiğimizde. Zaten burada bakın bir dikdörtgen olduğunu görebilirsiniz. Çünkü 90 bunlar. O görünüyor. Onu görmesek bile şunlar kısa köşegen olduğu için eşittir. Bu durumda A, C, H ikizkenar üçgen oldu. İkizkenar üçgen bildiğimiz açılar neler? Bu düzgün altıgense dış açısı 60. Şurası da 90. O zaman bu üçgenin iç açısı 150 dereceymiş. 150 derece ise 150'den 180'den çıkarırsak 15'e 15 olacaktır. İşte bakın şurası 90 dereceydi. X artı 15 derece 90 derece olduğuna göre X 75 derecedir. Burada kaç? Devam. Düzgün altıgen tamam. X kaç derecedir? Şimdi yine bakın AD, AC'nin bir kısa köşegen olduğunu görebiliyoruz. O halde C'den de E'ye çizdiğimde bunun da bir altıgendeki kısa köşegen olduğunu bilebiliriz. Kısa köşegenler hep aynı boydaysa o zaman bu da iki çizgi. Yine burada bakın bir ikizkenar üçgen elde ettik. O zaman burası da 65 taban açıları. Tepe açısını buluruz. Bunu bulmadan gerek yok zaten. Şurası kısa köşegen. Burada tam 30 derece olduğu için diktir. Yani x artı 65 derece dik açıya eşit olduğuna göre 25 derecedir x açısı. Düzgün altıgenmiş. Burada bir açıortaylar var. Tamam. Alfa kaç derece diyor? Alfa neresi burası? Şimdi burası gençler FD bir köşegen. EC de bir köşegen. O halde bu köşegenler şurayı bir kere 30 derece ayırıyor. O zaman şu da 30. Bu da 30. Yani ikizkenar olduğu için görebilirsiniz zaten onu. Şimdi 30'sa şu kalan parçalar 90 derece. Çünkü 120 tamamı 90. O halde 45'e 45. Aynı mantıkla burası da 45'e 45. Yani bunlar aslında eşit açıymış. Aynı ölçüye sahipmiş. Öyleyse bir dörtgen oldu bu. FLCK bir dörtgen. FLCK dörtgeninde alfa artı 45 artı 45 artı şurayı da bulalım. Burası 120 derece. Çünkü 30 30 120 yapar. O zaman burası da 120 derece. 360 yapmalı bu bir dörtgen olduğu için. Evet, buna göre bulalım şimdi. 90 karşıya attık 270. Bir daha çıkarırsak alfa eşittir 150 derece oldu. Şu açı 150 dereceymiş. Bakalım başka ne var? Düzgün altıgen.
Bunu artık size bırakayım çünkü benzer mantıkla öyle bir yerden bir köşegen bakın mesela, evet AC'ymiş. Yani. AC olursa hemen çıkacak gibi duruyor. Devamında ne varmış? Çözümlü örnek. Aynı ters sorular yine. Burada alfayı hemen kim söyleyecek? Kaç derecedir? 90. Evet. Hemen 90 olduğunu gördük. Çünkü şuraya 30 olarak baksanız da olur ama çok da gerek yok artık. Bir köşegen mutlaka dik açı ve 30 derece diye ayırıyor. Açının birini, iç açıyı. Bunu çözelim. Bu biraz daha şey gibi sanki. Bakalım nasıl çözeceğiz. 40 varsa burada şurayı bulabiliriz. Peki bu bilgiyle ne yapacağız? Şurayı da biliyoruz. Burayı da biliyoruz. Oradan çıkacak ama daha kolay yolu var mı? Neyse uzatalım artık. Uzun uzun çözeceğiz. Kısa yol göremedim. Şurası tamamı 120 idi buranın. Buraya kaç kalır? 80 kalır. Şurası 120 idi zaten iç açısı. Şurası da 90. O halde burası da 100, 120 eksi x diyelim buraya da. 120 eksi x. Tamamı bir dörtgen olduğuna göre 360 yapmalı. 120, 80. Neyse uzatmayalım, toplayalım işte. 120, 200 yapar. 290 daha 290. 290 artı 120 derece eksi x 360 derece yapmalı yine dörtgen olduğu için ABCL dörtgeninde. Burası 300 410 mu yapar? Karşıya attık veya bunu buraya atalım. X burada kalsın. Bu tarafa atalım. 410 50 yapar. X demek ki 50 dereceymiş. Bunlar artık şey işler. Şu kısmı yapmak zaten önemli olan. Gerisi işlemler. Düzgün altıgen, köşegen demiş. DF. Tamam. AB eşittir DK. AB neresi? Bir kenar. DK de şurası. Çok uzak gözüküyor ama aslında bu bir kenar olduğu için bunun da bir kenar olduğunu bilerek EDK'nin ikiz kenar, üçgen olduğunu görebiliyoruz. Altıgende şurası 30 dereceydi. Düzgün beşgende gençler burası 18 derece, burada 30 derece. Burası da 30 ama şu zaten yeterli. O halde bu ikiz kenar üçgende buraya 75 derece kaldı. Gerçi neyi sorduğuna bakmadık ama. EKC neymiş? EKC. İyi, bir kısmını bulduk. Şurayı nasıl bulacağız bakalım. Şuranın dik olduğunu biliyoruz. O bilgiyi. Şurası da o çizgiden. O zaman burada da bir ikizkenar üçgen varmış. Bakın. DKC de ikizkenar, hatta ikizkenar dik üçgenmiş. O halde 45'e 45. 45. Yani sorduğu EKC açısı 75 ile 45'in toplamı 120 derece olacaktır. Başka ne kaldı? Bu soruyu size bırakayım mı bakayım? Nasılmış? İkizkenar tamam. 35 varsa burayı buluruz. Burayı buluruz. Bunu çözelim bakalım. Güzel bir şey. Hangi açılar eşitmiş? EDK ile KBA. E, D, K, K, B, A. Ha, zaten veriyormuş 35 derece. Onu burada vermiş. Alfayı soruyor. Bunu yapalım ya, bu soru biraz zor gibi. Onu göremedim hemen. İkizkenar üçgen. 35 ise burayı bulduk. Burayı biliyoruz. İlla isim vermek lazım herhalde. Şurası 180 eksi alfa. O zaman tepe açısı, burası taban açısı 180 eksi alfa diyelim. Sonra ne yapsak? Burayı buluruz. 85 derece. Burası 120 derece. Şurayı bilmiyoruz. Nasıl yapsak? Ama
Bir daha söyle K'ya. A'ya yumuşak K. Hani şey olması vardı ya, hocam ondan çok daha sağlam gelir diye. Sesin az gelince anlayamadım ya. K'dan ne dedin? Bir şey göremedim şimdi. Şurada şey var herhalde ya, ama aynı mı? Şuradan D, B'yi birleştirsem oradan mı? Onu dedin yoksa sen. Buradan birleştirsem bu üçgenlerin açıları aynı. İkizkenar üçgen geliyor. O zaman KD de aynı boydaymış. Oradan bulabiliriz ama öyle yaparım o zaman ya. Çünkü buradan çıkmayacak gibi. Şu 85'i kenara ayırayım. Bu da kalsın. D, B'yi birleştirelim. Şimdi şu 35 ise şurası 90 eksi 35. Yani burayı bulduk. Hatta yazalım bunu. Çünkü burası 90 ya kesin. Aynı şekilde burası da öyle. 90 eksi 35. Burası 90 eksi 35. Yani 55 mi? 55. Burası da 55. D, K, B. D, K, B. İkizkenar üçgen. Ama zaten 55 ol gördük ya, 55 55 110 yapar. Burası 70 derece oluyor. Yani aradığımız şeyi burada bulduk. Şurası zaten 70'ti o zaman, değil mi? Orası da 70 çünkü ikizkenar üçgen az önce yapmıştık. Alfa artı 70 derece birbirini 180 tamamlıyorsa alfa 110 derece oldu. Yani buradan daha kolay çıktı. Demek ki bunu yapmak daha mantıklıymış. Tamam. Geçelim sıradaki özellik mi, özellik mi bu? Az önce bahsettiğimiz durum, yani 6 tane eşkenar üçgen var. Okuyalım ne diyor, merak ettim. EB köşegenin düzgün altıgeni iki eşit parçaya böldüğünden çıktığı köşelerdeki açıları da 60'ar derece olmak üzere ikiye ayırır. Yani açı ortaydır aynı zamanda. Düzgün altıgeni iki eşit parçaya bölen diğer köşegenler de çizildiğinde düzgün altıgenin 6 tane eşkenar üçgen oluştuğunu görebiliriz. Şekilden de görüldüğü gibi düzgün altıgenin bir kenarı AB eşittir A ise köşegende 2A olur. EB düzgün altıgenin en uzun köşegenidir. Bu köşegenlere simetri köşegeni denir. Bakın, çünkü altıgende iki farklı uzunlukta köşegen vardır. Biri uzun köşegen, biri kısa köşegen. Burada uzun köşegen bizim simetri köşegenimizdir. Kısa köşegenin zaten kenarını biliyoruz. Bir kenarı neyse kök 3 katı kadardı. K noktası düzgün altıgenin ağırlık merkezidir. Aynı zamanda bu tabii, şuradan bir çevrel çember çizersem çemberin de merkezidir gençler. Evet, bununla alakalı açılardan ne var? Peki şöyle bir soru sormuşlar. Çevresi 30 santimetre olan düzgün altıgenin en uzun köşegeninin uzunluğu kaç santimetredir? Çevresi 30'sa bir kenarı kaç birimdir? 5 birimdir. 5, 5, 5, 5, 5. O zaman bir uzun köşegen ne oluyor? Bunun iki katı 10. Zaten şöyle üçgen çizerseniz de görürsünüz onu. Hepsi 5 olan eşkenar üçgenler olacaktı. Oradan gözüküyor. Bu neymiş? Buna benzer soru çözdük mü? Düzgün altıgen. EK eşittir 2KB. Tamam, bununla alakalı bir konu. Bu da güzelmiş. EK eşittir 2AB. Şimdi EK neresi? Şurası. EK. AB neresi? Kenarı. Şimdi AB'ye ben A uzunluk dersem, o zaman EK'ye 2A diyebilirim. Şimdi bu nasıl bir şey oluyor? Burada şunu bilmemiz lazım tabii. Uzun köşegenin bunun iki katı olduğunu bilmemiz lazım. Yani aslında EK altıgenin uzun köşegenin aynı uzunlukta, aynı boyda. O halde ben bir uzun köşegen çizersem burada yine bir ikizkenar üçgen oluşturabilirim. Tabii ki o da buradan çizilecektir. Uzun köşegen olduğu için bu da 2A'dır. Ve EKB ikizkenar üçgen. Peki ne yapacağız, bir şey sormuş mu? Neresi 25'miş? KBA 25. Burası 25 ise burası 60 derece çünkü 60 60 bölüyordu. O halde buraya da 60 eksi 25'ten ne kaldı? 35 mi kaldı?
Tepe açısı, taban açısı 35 olan bir ikizkenar üçgen. Burası da 35. Tepe açısı hop kaç derece çıkar? 70, 110 mu gelir? 110. O halde kırmızıyla da şurayı bulalım. Burası kaç derece? 60 derece. Çünkü açıortaydır en uzun köşegen. 60 artı x. 110 derece ise x 50 derece olacaktır. Güzel bir soruymuş bu da. Buna benzer bir soru da bakın. Bu da aynısı. Neredeyse bakayım. İki katı demiş mi? Yok dememiş. EB eşittir GC demiş. EB neresi? Burada zaten doğrudan söylemiş. O yüzden bunu size egzersiz bırakayım. Burada daha da kolay olmuş. Devam. DEKLM düzgün beşgen. Beşgen mi? Ha şurası. Düzgün altıgen verilmiş. Tamam. Bu düzgün çokgenlerle yapıldığımız şeyler olduğu için çok bir özelliği yok. Aradaki açıları tek tek çıkaracaksınız. ADL neresi? ADL. Bakalım şurayı mı sormuş? Şimdi düzgün altıgende 120 dereceydi. Burası da 108 derece olduğuna göre şu açı 12 derece gençler. 12 derece. Burası da düzgün beşgende olduğu için şu parça düzgün beşgende burası 36 dereceydi. 36 derece veya onu bir başka renk göstereyim artık. Yeşille göstereyim. Bu düzgün beşgenden geliyor. Ve DA düzgün altıgenin neyidir? En uzun köşegenidir. İkiye böldüğüne göre burayı şurası 60 derecedir. Peki 60 derece olduğuna göre ne yapalım? 36 var, 12 var. Buraya da x kaldı. X artı 36 artı 12 eşittir 60 olmalı. Yani 48 12 oluyor. X eşittir 12 derece oldu. Bu da güzel bir soruymuş. Bunu size bırakayım. Bu kolay çünkü. Aradaki şu açılardan bir şekilde çıkacaktır. Tabii bir de köşegen özelliğini unutmamız lazım. Bakın KD 2 KL. KL KD neresi KD? Şurası. Yani bakın KL'nin iki katı. Şuraya A dersem burası 2A. Demek ki köşegen de 2A. Oradan bir ikizkenar üçgen oluşturulabilir. Az önce bahsettiğimiz uzunluk şeyleri burada da tekrar şimdi çözelim bunlarla alakalı soruları. Bir soru daha demiş. Bunlara örnekler çözümlü olduğu için geçeyim. Mesela gençler, şöyle hızlıca bakalım. Biraz geçen seneki üçgen bilgisini de kullanacak. Düzgün altıgenmiş. AB 8. Şimdi düzgün altıgense burası köşegen olduğuna göre şurası 90'dır. Bu 8 ise bu da 8'dir. Soru ne? Alan FDC. Şu üçgen alanı soruyor. Ne olacak? Biz zaten biliyoruz bunu ezbere. Bu 8 ise kısa köşegen 8 köküçtür. Hatta burası da 16'dır ama bu çok lazım olmayacak. Çünkü alan bunu bulurken buna ihtiyacımız yok. 8 çarpı 8 köküç. Bölü 2'den 32 karekök 3 çıkacaktır. 16'ya gerek bile yok yani. Çevre sorsaydı 16'yı kullanırdık. ABCD düzgün altıgen 2'ye 4 verilmiş. X kaç santimetredir? Yine şuradan bir dikme indirdiğimizde hemen köşegen oluşturursak bu düzgün altıgenin bir kenarı kaç birim gençler? 6 birim. O halde 6 birimse şurası 6 köküçtür. Yani şu üçgen oluştu bakın. Burası A. Burası E. Burası da G. AEG dik üçgen oluştu. 6 köküçe 2'ymiş. Burayı biz 6 köküçü biz bulduk pratik olarak. X dediği şey Pisagor'dan bulalım. X kare eşittir. 6 köküçün karesi 36 çarpı 3'ten 108 artı 4. Yani
112'yi ne yapacağız? 112'yi 2'ye bölsek 56, bir daha bölsek 28. Ya hala 4'e bölünüyor. O zaman 112'yi 16'ya bölelim. 4 kök 7 galiba o zaman demek ki. 16 çarpı 7 oluyor da doğru. 4 kök 7. Az önceki sorunun aynısı gibi bir şey ama sadece şuradaki 4 bu sefer 2 değil. Geçelim, egzersiz olsun. Düzgün altıgen. Şurasının dik olduğunu bilince artık gençler dik üçgen mantığıyla çok şeyi kolayca bulabiliyoruz. Bakalım ne yapacağız burada da. Şurası yine 6'ymış bakın altıgenin. O halde şu kısa köşegen 6 kök 3. Ama onu kullanacak mıyız bakalım. X diyor. Şurayı sormuş. Ha, şurası 6. Evet. Ya doğru. Şurası 6 kök 3. Ama şu parça yine lazım. Burada nasıl yapsak? Şurayı kullansak. Burada benzerlik yapsak daha pratik olacakmış. Pisagora gerek yok. Benzerlik der ki, bu dik, şurası da dik çünkü. Doğrusal olduğu için. X'in şuna oranı 2'nin 6'ya oranı. 2'nin 6'ya oranı x'in tamamına. 2 6 nedir? 3 3 kattır. 1'e 3 katsa o halde burası x ise burası 3x olmalı. Yani şu parçaya 2x kaldı. 2x eşittir 6 kök 3 ise o halde şu x birim x neresi ya? Ha şurası evet. Burası 3 kök 3 birim diyebiliriz. Şu açının 90 derece olduğunu görebiliyor musunuz? Çünkü burada bakın şunlar ikizkenar üçgendir. Hatta öyle ikizkenar üçgen ki tepe açısı 60 olduğu için aslında bu eşkenar üçgendir. Çünkü şu da bu da aynı boyda. Düzgün altıgende bu özellik var. O yüzden kenarortay yüksekliktir ve açıortay düşünün 30-30 ayırmıştır. Soru ne? DC 6 demiş. 6. X kaç derecedir? Şey, kaç santimetredir? Şimdi 6 ise şu kısa köşegen 6 kök 3. Burası da 6 kök 3. Burası da 6 kök 3 hatta 3 kök 3 diyebiliriz. Yarısı olduğu için. Burada bir yine 30-60-90 üçgeni oluştu gençler. Çünkü şu açı 60 derece. O zaman zaten 30-60-90 üçgen olduğuna göre 30'u gören bunun 2 katı onu biliyoruz. 60'ı gören de bunun kök 3 katı. O halde x eşittir 3 kök 3'ün kök 3 katı yani 9 santimetre oluyor. Evet, düzgün altıgende. Bunlar artık benzer sorular. Egzersiz demeye başlayalım. Yine bu köşegen, bu da köşegen. Buradan bir köşegen çizdiğimizde veya buradan çizdiğimizde bir eşitlik yakalamaya çalışacağız. Egzersiz diyelim. Şuradan mı çizsek? Herhalde şuradan, evet şuradan çizersek oluyormuş. EA'dan. Bunu siz çözün. Buna bakayım, ilginç bir soruya benziyor. Düzgün altıgen AB 6'ymış. Tamam, hepsi 6 o zaman. Yandaki şekilde K noktasından çokgenin kenarlarına çizilen dikmelerin uzunlukları toplamı kaç santimetredir? Dikme ineceğiz yani. Şöyle. Dik. 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 Pardon. Buna nasıl ineceğiz ya? Şöyle kenardan ineceğiz ha. Burada tabii özellik görmemiz lazım. Onu görürsek sıkıntı kalmıyor. Şimdi gençler. Şurada uzattık varsayalım bunu. Şu indirdiğimiz dikmeler bakın FD köşegen ile aynı boyda. Yani bu köşegen. Bu da bir köşegen bakın dikkat ederseniz. Burası dik olduğu için bu köşegen de dik olduğuna göre burada bir dikdörtgen var. Yani DB köşegeni ile aynı boyda. Bu da köşegen. Yani 3 tane kısa köşegen demektir bu. O zaman
3 tane kısa köşegen eder diyelim. Eder. Kısa köşegen de 6'nın kök 3 katıydı. O zaman 6 kök 3 çarpı 3'ten 18 kök 3 olacaktır. Böyle düşünebiliriz. Yani K burada nerede olursa olsun fark etmiyor gençler. İndirdiğimiz dikmeler hep bir köşe, yani bu parça ve bunun toplamı bir köşegen ediyor. Kısa köşegen. Alanlarla alakalı durumlar var. Şimdi tabii alanlar biraz fen lisesi konusu olduğu için ben aldım ama isteyen baksın diye koydum buraya. Bir tane örnek çözse yeterli. Zamanımız doldu zaten. Alanlarda şu özellik var gençler. Hepsi bunların bir eşkenar üçgen olduğu için eşkenar üçgenin alanını bulup 6 ile çarparız. Bir eşkenar üçgen alan formülü de geçen sene görmüştünüz. Bir kenarın kök 3 katının 4'te 1'iydi. A kare kök 3 bölü 4'tü. 6 ile çarparsak çıkıyor. İşte burada o mantığı kullanacağız. Bir de bütün tabii üçgenlerin, mesela şunu çözeyim önce bir. Köşegenleri çizdiğimizde eşkenar üçgen oluştuğunu görmemiz lazım. Böyle görebiliriz. Veya başka ne yapabiliriz? Tamam artık gördük bunu yeterli. Buradan çözelim. Alan AFB 8 birim kare. Nerede AFB? Şurası. Şimdi bu 8 ise bakın şöyle göstereyim. Tabii şurayı çizmesek daha mantıklı değil ama siz iyi görün diye şurayı sileyim. Şu köşegeni yarım çizeyim gençler. Şöyle kalsın. Devamı olmasın. Şurası da bir eşkenar dörtgendir. Neden? Çünkü bunlar paralel. Bu 8 ise şurası 8'dir. Yani tamam 16 değil mi buranın? O halde bu 16'yı unutmayın şimdi. Şu köşegeni uzatayım biraz. Artık uzatayım. O halde burası 16 ise, tamam 16 ise ben bu parçaları kırmızı kalemle göstereyim. 8 8 görebilirim. Yani onu zaten görmek kolay da yine de şöyle uzun uzun yapayım. Demek ki şu parça ve şu parça 8. Bu parça dediğim şey 6 tane üçgenden biri. O halde hepsi 8'dir. Hepsi 8'dir. 8 kere 6 neyi sordum? Ha, taralı bölge sormuş. Pardon. Taralı bölge ne oluyor? Taralı bölgede 1, 2, 3, 4 tane 8 var. Bir de burada 8 var. 5 tane 8 varmış. O da 40 birim kare yapacaktır. Ya da tamamını bulduk zaten. Tamamı kaç demiştik? 48'di. Şu beyaz bölgeyi 8'i çıkarırsak da oradan 40'ı görebiliriz. Tamam artık çok da uzatmayalım. Bunları da size egzersiz olarak bırakayım gençler. Şöyle üçgenleri parçalayıp parçalayıp çok rahat görebilirsiniz siz de. Evet bir şey kalmadı. Hepsini bitirdik. Evet bitirdik. Düzgün altıgeni bitirdik. Bir sonraki saatimizde gençler kısa bir düzgün sekizgen işleyip sonra rehberlik dersimizi geçeceğiz. Aradan sonra görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Bu videoyu da sonlandırıyorum. Çünkü düzgün altıgen konusunda bitirmiş olduk. Düzgün sekizgende yeni video açacağım.